Risale-i Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren Cumali Uz Her bir şey, bir kadir ezelinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Biri, takatının binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki aciz mutlak lisanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. İkincisi, her bir şey nizam-ı alemi teşkil eden düsturlara ve muvazene mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alim-i kadire şehadet eder. Çünkü zerre gibi bir camit, arı gibi küçük bir hayvan, kitab-ı mübinin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez. Camit bir zerre, arı gibi küçük bir hayvan nerede, semavat tabakalarını bir defter sayfası gibi açıp, kapayıp, toplayan Zat-ı Zülcelal'in elindeki kitab-ı mübinin mühim, ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip, zerrede o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehüm etsen, o vakit o zerrenin şehadetini redde çalışabilirsin. Evet, Fatır-ı Hakim, kitab-ı mübinin düsturlarını gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçta icmal edip derceder. Her şey öyle has bir lezzet, ve mahsus bir ihtiyaç ile amel etse, o kitabı mübinin dusturlarını bilmeyerek imtisal eder. Mesela, hortumlu sivri dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar. Durmayarak insanın yüzüne hücum eder. Uzun asasıyla vurur. Ab hayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçmakta erkanı harp gibi meharet gösterir. Acaba bu küçük tecrübesiz yeni dünyaya gelen mahluka bu sanatı ve bu fenli harbi ve su çıkarmak sanatını kim öğretmiş ve nereden öğrenmiş? Ben yani bu biçare Said itiraf ediyorum ki eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım bu sanatı bu kerrufer harbini ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. İşte ilhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineğe kıyas et. Hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet, cevvada mutlak Celle Celaluhu her ferdizi hayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebi yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamili tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o hakim ezülcelale. Nasıl kitabı mübinin düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandıkçaya koymuştur. O sandıkçanın anahtarı da vazife perver arıya has bir lezzettir. Onunla çayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. Ve evha rabbuke ilen nahli ayetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu sekizinci notayı tamam işittin ve tam anladınsa, bir hadsi imani ile vesiat rahmetuhu kulle şeyin'' nin bir sırrını ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi nin bir hakikatını inneme emruhu iza erade şeyen ey yekule lehu kun feyekunun bir düsturunu fe subhanellezi biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun nun bir nüktesini anlarsın. Dokuzuncu nota Bilki Nevi beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. din hak saadetin fihristesidir. İman bir hüsn-ü münezze ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bilbedahe hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasini ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki Nebi Aleyhisselam ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini eid ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan mabud-i ezelinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Mabud-u Ezeli'nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, göya küre arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan Akimus Saleh emrini küre arz imtisal ediyor. Bu sır ittihad ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle, halika arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hılkati kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında, bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alemi kayıpta ittihad ettikleri gibi alemi şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse küre arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber'e müsavi geldiğinden o muvahhidinin ittihadı ile bir anda Allahu Ekber demeleri küre arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alem İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzeleyi kübraya mazhar olup aktsaru etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla Cebel-i Arefe diliyle Allahu ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temesül ediyor. Bir tek Allahu ekber kelimesinin aksis sadasıyla hadsiz Allahu ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berzah alemlerine de temevvüc ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid ve ibadına mescit ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamuna ümmet eylemiş. Risale-i Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Seslendiren Cumali Uz.